Bugün de ben yapacağım. Bugün biz yapıyoruz. Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ne yapıyoruz? Pizza. Pizza yapıyoruz. Çocuklar pizzayı çok sever biliyorsunuz. Artun da çok seviyor. Evet. Bugün geçen X firmanın birinden pizza söyledik. Gerçekten kötüydü. Kötü olduğu için Artun yiyemedi, değil mi? Normalde Artun pizzayı çok sever. Ben de dedim ki hadi dedim evde oğluma kendim yapayım dedim. Hem beraber yaparız dedim. Bugün zaten hafta sonu, okullar ya tatil. O yüzden güzel bir vakit geçirmek istedik. Ama tabii biz hazırlan, toparlan derken akşam oldu. Biraz da geç kaldık. Işığı da biraz kaybettik. Ne kadar oldu bilmiyorum. Ama güzel bir pizza yapacağız arkadaşlar. Evet. Hamurundan malzemesine hepsini kendimiz yapacağız. Şimdi ilk önce hamurunu yapacağız. Artun'la beraber sonra da malzemelerine geçeceğiz. Arkadaşlar hamur mayalanırken çok güzel bir pizza olacak. Ben önceden de dediğim gibi önceden de yaptığım bir pizza bu. Yani denediğim bir tarif. 2-3 defa yaptım. Ve güzel oluyor gerçekten. Gerçek pizza gibi. Biraz önce düştün oradan biliyorsun değil mi? Ama geçen işte bir esti söyledik. O da hoşumuza gitmedi zaten. En güzeli evde yapmak. Şimdi hamuruna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi anlatıyorum. Burada ilk önce bir leğenimiz var hamur yoğurmak için. Sonra şöyle bir paket instant kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz ama kuru maya kullanırsanız bir paket, yaş maya kullanırsanız yarım paket kullanın arkadaşlar. Burada 2 bardak normal su ölçüsünde yani bardak ölçüsünde 2 bardak ılık suyum var. Burada 4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Biraz tuz ekleyeceğim şöyle. Bir 2-3 tane de yani bir tatlı kaşığı normalde şeker eklemek zorundasınız. Mayanın aktifleşmesi için ama ben küp şeker bulabildim evde. O yüzden 3 tane küp şeker koyuyorum. Burada da 5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek leğene koyup yoğuracağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce 5 su bardağı unumuzu böyle koyuyoruz leğenin içine. Yani yoğuracağımız kabın içine. Şöyle ortasını açıyorum. Ortasına zeytinyağımı döküyorum. Döküyormuşum. Şekerimi ben koyacağım. Evet. Kuru mayamı. Bir paket kuru mayamızı döküyoruz. Evet. Oy, çok güzel durdun abiciğim. Hadi ya. Küçük eller iş başında. Bak. Ben, tamam yeter bitti. Ben küçük el değilim. Şöyle biraz tuz. Tuzu istediğiniz gibi siz koyabilirsiniz. Belli bir ölçüsü yok. Şimdi de hamurun suyunu koyacağız. Ben hepsini koyma ama biraz koy. Ortaya dök. Koyuyoruz arkadaşlar. İlk önce şu ortayı biraz karıştıralım şöyle. Elleme oğlum elleme. Anne. Tabii ben akıllı küp şeker koyduğum için biraz zor olacak tabii. Ben de okuyorum. Şimdi böyle yoğuruyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Ben dökeyim diyorum. Dur dur. Ellerim batmasın senin. Sen bana lazımsın. Abi ellerim batması gelir. Şöyle yoğuruyoruz. Dök bakalım oğlum. Abi dur. Hepsini dök demedim ben. 2 bardak su koydum ama tabii ki ölçüye göre siz de ayarlayabilirsiniz. Daha eksik ya da daha fazla olabilir. Şöyle yoğuruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kalan hamurları da şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle hamur biraz kendine gelene kadar yoğuruyorsunuz. Çok kuvvetli çıkıyor. Değil mi bu anne? Ben ellerimi yıkıyorum arkadaşlar. Yıka. Çok iş yaptın çünkü. Şimdi hamurumuzun etrafını yani üstünü kapatıyoruz ve üstüne ne de? Evet. Üstünü kapatıyorum ve üstüne de bir tane havlu veya örtü gibi bir şey koyup yarım saat 45 dakika mayalandırıyoruz arkadaşlar. Bu arada da anne, pizza için
malzemelerimizi doğrayacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi pizza için malzemeleri doğruyoruz Artur'la beraber. Domates kullanacağız, biber kullanacağız, zeytin, sucuk, mantarımız var. Mantarı temizledim ve şöyle Artur'la temizlediğimiz için biraz parça parça oldu ama limonlu suda bekletiyoruz kararmaması için. Sonra sucuk kullanacağız, ayrıyetten de kaşarımızı rendeleyeceğiz. Şimdi hamur olurken biz de bunları ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben doğruyorum. Yani tabii siz bunlarla uğraşmak istemiyorsanız kesilmiş peynir alabilirsiniz, dilimlenmiş, ay dilimlenmiş zeytin alabilirsiniz şöyle. Biz öyle bir şey yapmadık. Şimdi hemen şöyle ellerimi yıkayayım, şunu bıçağımı yıkayayım, tahtamı da yıkayayım. Şimdi arkadaşlar gelin. At, at. Kenara çekin şimdi. Şöyle, görünmüyor artık, kenara çekin. Şöyle mantarlarımızı dilimliyoruz. Mantar, mantar. Mantar. Şöyle dilimliyorum. Abi birazcık bana bırakacaktın. Bak buraya koydum bir tane. Doğru. Evet arkadaşlar, ben mantarları doğradım. Zeytinleri, biberleri, domatesleri. Şimdi birbirine mi yapıyoruz? He? Pizza! Evet, şimdi pizza yapacağız. Anne, bu ne demek birbirine? Evet, şöyle göstereyim. Buzlukta mısırım vardı. Uzaktan daha rahat. Bunu şimdi suyun içine koyacağım. Biraz yumuşayacak hamur olana kadar. Şimdi pizzanın olmazsa olmazı nedir Artur? Güzel olur. Ha? Güzel olmaz. Pizzanın olmazsa olmazı nedir? Güzel olur. Hayır. Ne? 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 Söyle. Söyle. Söylesene ya. Bilmiyorum ya. En çok pizzada ne olur? Domates, biber. Peynir. Biber. Bir de patlıcan. En önemli bir şey var. Patlıcan olmaz be. En önemli bir şey ne? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, pizzanın en önemli şeyi olan kaşarı rendeleyeceğiz şimdi. Ama durun, ilk önce bir Artur'a şurup içireceğim. Aç bakalım ağzını. Hadi ama ya. Ne? Hadi ama ya. Düşeceksin şimdi geriye, dikkatli dur. En cevdiğim su. Aferin. Aferin benim oğluma. Mamma sana. Aferin. Arkadaşlar, hastalığım var. Hocamını bırakmayın. Hastalığı varmış arkadaşlar. Lütfen ona bulaşmayın. Ne hastalığın var? Söyle bakayım. Grip oldu. He? Grip oldu. Vallahi Artun'un nezle grip oldu. Hapşuruk. Hapşuruk. Burun akıntısı. Ne ararsan var Artur'da. Değil mi Artur? O yüzden yani bakmayın, birazdan iyileşir. Birazdan iyileşir misin? Ben yaparım yine. Evet arkadaşlar, şimdi bunu böyle rendeliyoruz. Ama seni görmüyorlar. Bak, kafam dönüyor. Böyle. Hadi. Kaşarımızı rendeliyoruz.
ben şimdi şöyle görünmüyor. Pizzanın alt sosunu yapacağım. Hani görünmüyor mu? Ben de görünmüyorum zaten. Pizzanın alt sosu için biraz salça koyuyorum. Bu salçayı sulandıracağım. Sonra arkadaşlar altı için böyle bu neymiş? Kekik istiyorum. Şöyle kekik koyuyorum. Öyle hiç güzel olmaz. Birazcık şöyle kekik koyuyoruz. Çok güzel olur bence. Kırmızı biber. Birazcık karabiber koyuyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle karıştırıyorum. Biraz da su ekleyeceğim. Kıvam alması için şöyle açıyoruz biraz. Şöyle kıvamlı bir sos yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvamlı bir sos. Şimdi buradaki bütün malzemelerimi kaldırıyorum ve hamuruma geçiyorum. Evet arkadaşlar, tezgahımı temizledim. Şimdi hamurumu açıyorum. Bakın hamurum gayet mayalanmış gördüğünüz gibi. Bunu şimdi biraz açacağız. 2-3 parça şöyle. Biraz unluyorum altını. Şimdi fırın tepsimi çıkarıyorum. Fırın tepsisine koyacağım ve üstünü çatalla biraz deleceğim. Sonra da 180 derece ısıttığım fırında 180 derece ısıttığım fırında biraz hamuru pişireceğim arkadaşlar. Kabarmasını engellemek için. Evet arkadaşlar, tepsimi getirdim. Şimdi tepsime koyacağım. Ama tepsiye koymadan önce şöyle altına biraz un serpiyorum. Yapışmaması için. Yani normalde mısır unu serpiliyor ama ben de mısır unu olmadığı için şu an normal un serptim. İnşallah yapışmaz. Bunu da ilk defa yapacağım. Şimdi şöyle hamurumu koyuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çatalla eziyorum böyle. Çatalla batırıyorum şöyle delikler. Hamurunuz çok kabarmasın. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz arkadaşlar. 10 dakikaya falan böyle 5-10 dakika biraz kızaracak. Ve ben o sırada ikinci hamurumu açıyorum. Evet arkadaşlar, bunu da fırına gönderiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi üstte olan ilk koyduğum hamurumu alıyorum. Çekil abi, çok sıcak. Yine kaba. Çekil çok sıcak. Kafamda böyle yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz her harikulade biraz kabarmış. Şöyle yakından çekebilirim. Şimdi ilk olarak yaptığımız sosu şöyle üstüne koyuyoruz. Şöyle pizzamız hazır. Şimdi şöyle bunu fırına gönderiyoruz ve diğer pizzamı da aynı şekilde hazırlayıp fırına gönderiyorum arkadaşlar. En son pizzanın pişmiş halini göreceksiniz. Artun nasıl oldu? Güzel. Artun karnını doyurdun galiba. Bak bakayım bana. Ne yiyorsun sen? Bunu. Çiğ yeme. Çiğ yiyorum canım. Yeme ya. Sen mi? Karnın ağır. Sen mi ya? Evet arkadaşlar, şimdi bu hemen gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bıca. Hadi bakalım. Bak arkadaşlar, ne diyorum? Hadi bıca. Ne diyorsun? Hadi bıca. Ne? Hadi bıca.
Bakın pizzamız pişti. Şöyle duman üstünde tütüyor. Yani siz üstüne tekrar kaşar ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Bence çok güzel oldu. Şöyle şurada da patateslerim kızarıyor. En son hepsinin gösterip kapanışı yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu vallahi. Yoruldum video çekim derken, karnım acıktı ya. Neyse. Şimdi diğer pizzamı fırına atıyorum. Bu arada hamur gerçekten çokmuş. O yüzden siz hamuru biraz daha az kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ölçüsünü biraz daha azaltabilirsiniz. Ayrıyetten hamurunuzu dolapta saklayıp başka bir şeyde de kullanabilirsiniz. Kameradan nasıl çıkıyorum hiç bilmiyorum ama çekiyorum işte. Yaptık ya. Yani kavga dövüş oldu biraz ama evet. Çok güzel oldu. Artı beğendin mi? Abone olmayı unutmayın. Evet beğendim. Abone olmayı unutmayın. Yine evet arkadaşlar bakın hep beraber çoluk çocuk video çekmeye çalışıyoruz. Abone evet Artun'un evet Artun'un ricası sizden abone olun ve zile basın arkadaşlar. Beğeni yapın ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet. Güzel bir hafta sonu geçirdik. İnşallah sizin de güzel bir hafta sonunuz olmuş olur. Şimdi Artun ye. Artun şimdi güzelce yemeğini yiyecek. Pizzamız çok güzel oldu. Siz de evde kendiniz böyle güzel bir pizza yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem de çocuğunuzla birlikte güzel bir aktivite olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bakın. Mükemmel. Kapatayım mı?